24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit öğretmenlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Sizler için burada toplanmış bulunuyoruz aslında. Çok değerli müşavirlerim, askeri ateşem, Türk Oyaları müdürümüz de burada. Derneklerimizin başkanları ve temsilcileri. Kapalı işe bir etkinlik yaptığımızı memnuniyetle görüyorum. Arkada da ayakta kalanlar var. Onlara da sabırları için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konser olacak. Bugün burada başta Fransa'daki Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerimiz olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bizler bu etkinliği 3 yıldır yaparken eğitim müşavirimizin de desteğiyle her seferinde nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ve geçen yıl bu koro fikri ortaya çıktı. Öğretmenler koromuz bugün de sahne alacaklar. Onun dışında 2 sanatsal faaliyetle daha destekleyeceğiz bugünkü Öğretmenler Günü kutlamamızı. Birincisi Ceren Baran, gitaristimiz, Eda Tantekin isimli öğrencisi, öğrencisiyle gitar konseri verecek. Soyadı benzerliği kızım olmasından kaynaklı. heyecandan kaçmazlarsa böyle bir konser olacak. Koromuz burada, onun garantisini verebiliyorum. Onun dışında bir de Pınar Karaman, İzmir'den gelen bir ressamımız var. Pınar Hanım da ilk sergisini Epine Sürsen'de Trabzonlar Kültür Derneği'nin desteğiyle açmıştı. Kendisi o gün Öğretmenler Günü'nde bize katılamayacağını sordu. Katılacağını söyledi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bu salonda gördüğünüz resimlerin tamamı Pınar Hanım'a ait. Dolayısıyla ben Pınar Hanım'a teşekkür ediyorum. Demin dediğim gibi Ceren Baran'a teşekkür ediyorum. Gitaristimiz de sahne alacak. Ceren Hanım İzmir 9 Eylül Konservatuarı ve Bilkent Üniversitesi mezunu. Şu anda da Sorbonne Üniversitesi'nde müzikoloji bölümünde master yapıyor. Tabii Sayın Büyükelçimize ve Sayın Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Hiçbir Öğretmenler Günü'nde bugüne kadar bizi yalnız bırakmadılar. Öğretmenlerimize ve Türk toplumunun eğitim konularına verdiği destekler ötürü. Ve bu duygu ve düşüncelerle millet mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk'e baş öğretmenlik kurbanını verildiği bu anlamlı günde başkonsolosluğumuza geldiğiniz için Türkiye ve Türk kültürü öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bizlerle beraber kutladığınız için çok teşekkür ediyorum. Tabii öğretmenlerinize de kalpten teşekkür ediyorum. Görev bölgemizin dört bir köşesinde özveriyle büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Fransız Türk toplumunun gelecek kuşaklarının yetiştirilmesi gibi ağır bir sorumluluğu omuzlarında taşıyorlar. Kendilerine, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve kürsüyü Sayın Büyükelçimize konuşmaları için bırakıyorum. Çok sağ olun. Kıymetli Esenyer arkadaşlarım. Çok değerli öğretmenlerimiz, ilk sırada sizi zikretmek gerekir. Siz ilk sıradasınız. Protokol ayrıntılara çok fazla takılmayalım. Türk toplumunun, Fransa Türk toplumunun çok değerli temsilcileri, değerli basın mensupları.
bir kez daha Öğretmenler Günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Bu tür günlerin hep bir muhasebe günü, bir hasbihal günü olması gerektiğini hep söylemeye geldim. Bu doğrultuda pek çok mesafe kat ettiğimizi de görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmeliyim. Geçen sene başkonsolosluğumuzda değindi. Bu günü biraz daha yerelleştirdiniz. Biraz daha kültürel boyutla zenginleştirdiniz. Vatandaşa, topluma, varlık sebebimiz olan insanlara daha fazla açtınız. Devletle milleti daha fazla bütünleştirdiniz. Bizim bundan başka bir arzumuz olabilir mi? Çok teşekkür ediyorum bu duyandığınız için. Şimdi bugüne kadar yapılandan bahsettim. Bu yıl bir yenilik daha var. Eğitim müşavirimiz bu yıl Öğretmenler Günü'nü biraz da dünyalaştırdı. Sağ olsun kendisinden bir konuşma taslağı istemişti. Nobel ödüllü iktisatçı değil mi? Joseph Stiglitz'e atıfta bulunmuş. Onun ifadeleriyle eğitimin toplumsal hayattaki yerine değinmiş. Ve bu olmadan, eğitim olmadan hiçbir şey olmaz, hiçbir yere gidemeyiz noktasında durmuş ve herkesi, öğretmenleri, bizleri, siyaset kurumunu bu alanda daha fazla angaje olmaya davet eden bir durum sergilemiş. Bizde doğrusu Stiglitz'ten önce keşfetmiş olabiliriz. Ama daha sonra söylediyse affola, hakikaten bu ve benzeri doğruların her zaman söylenmesi tekrarlar öğrenmeyi kolaylaştırır kabilinden iyi öğretmenlerimiz öyle derdi bize ortaokulda ise de tekrar edip öğrenmek daha kolaylaşırmış. Bu vesileyle toplumsal pedagojiye de bir katkısı olacağını düşünüyoruz doğrusu. Bugünle de toplumumuzun mihenk taşı bir meslek sınıfının yüzide mensupları. Hepimizin hayatında bir öğretmen, birçok öğretmen elbette var. Bütün insanların öyle olmuştur. Bayram Veli Ankara'da adına kami yapılan ve hatırası ebediyete kadar bu şekilde sürdürülecek olan Hacı Bayram Veli. O hepimizin bildiği ünlü eseri Çalık Kuşu'nu okuduğum zaman şekillerdi. Feride var mı aramızda? Şimdi diyeceksiniz ki hepimiz birer Feride'yiz. Özellikle hanım öğretmenlerimiz. Söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Yani 10-12 yıl önce, mesela 2008'de ve sizlerin olabilecek sorunlarınıza da her zaman hem yerel düzeyde hem merkezi düzeyde açık olduğumuzu, çare üretmek için elimizden gelen her türlü gayretin seferber edileceğini de özellikle bilmenizi istiyorum ve bu güzel günü ve bu güzel insanların güzel gününü tekrar içten tebrik ediyorum. Kutlu olsun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Paris Eğitim Müşaviri Sayın Murat Demirkan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Gülkeç'in, Sayın Hanımefendi, Sayın Müsteşarım, Sayın Başkonsolosum, konsoloslarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli velilerimiz, pek muhterem dernek başkanlarımız, değerli basın mensupları, değerli konuklarımız, aziz milletimizin aziz öğretmenleri. Ben tabii ülkemizin sözünün üzerine söz olmaz ama şu müjdeli haberi vermek istiyorum. İlk defa Fransa'da
188 sayısına ulaştık öğretmen sayısı olarak. Şimdiye kadar öğretmen sayısı 173'ü aşmamıştı. Tabii bizim bu 17.700 rakamı resmi rakam, biz resmi olmayan 6.000'den fazla öğrencimize de derneklerde hizmet vermekteyiz. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Oğlumla böyle doğanın çok güzel olduğu bir yerde yürüyüşe çıkmıştık küçük oğlumla. Zannedersem 7 yaşında falandı. Arkamdan seslendi, anne anne dedi. Baktım, dedi ki bak yerde dondurma çöpü var dedi. Bunu almadım dedi. Üstünden yanından geçtim dedi. Ben de dedim ki ben onu gören ve yerden alan bir çocuk yetiştirdim. O yüzden çok rahatım ve öyle şeylere bakmama gerek yok dedim. Burada söylemek istediğim öğretmek bir yerlere hapsedilen bir şey değildir. Oh,
Başkonsolosumuza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir program bazı fedakarlıklarla yapılıyor. Çünkü herkes sanırım bir yerinden geliyor ve bu provayı yapmak için sadece bir günümüz oluyor. Bize evini açtığı için Şule öğretmeni Şems'e çok teşekkür ediyoruz. Dün çünkü o evde kaç kişilik bilmiyoruz. ve tabii ki öğretmenlerimiz doğduğumuz andan itibaren hocamızın dediği gibi önce öğretmen bir anne ya da bir öğretmenler bunun mutlu olsun. Herkesin burada olan bütün öğretmenlerimiz. Şimdi müzikle biraz herkesi kendi dünyasından kopartıp başka bir dünyaya davet ediyoruz.
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin?
sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar hep gel gidi kaçar. Bozulmuş düşmanlar hep gel gidi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Müce Ertaş'a. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Müce Ertaş'a. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Haber böyleymiş ey garip ana. Canım feda olsun her vatana. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak Müce Ertaş'a.